Hayrolsun diyorum. Yani böyle böyle bir acı yaşadığımız dönemde çıkması tabii buruk bir sevinç. Ama çalışanlarımıza, emeklilerimize, bugün emekli olacaklara, bu süreçte emekli olacaklara hayrolsun diyorum. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek efendim? Hani müracaat açısından falan. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok. Panik yapmaya gerek yok. Kimse bir hak kaybına uğramayacak. Maaşlar Nisan'da mı alınıyor efendim? Tabii. Yasal süreç öyle başlıyor. Resmi gazetede yayınlandıktan sonraki, biliyorsunuz, ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre şey yapıyor. Panik yapmaya gerek yok. E-Devlet üzerinden müracaat edebilirler. Bir sorunla karşılaşırlarsa E-Devlet üzerinden karşılaşmayacaklar zannediyorum. Bizzat gibi müracaat edebilirler. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok. Bu ay içerisinde, yani Mart ayı içerisinde bu soru. Bizim sordukları sorunlar yapabilirler. Efendim, bütçeye getireceği ek yük açısından... Yok, onların hepsi planlandı. Orada bir sorun yok. Depremden dolayı hani yok, bir aksama olabilir mi diye. O öyle bir sorunumuz yok.